Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Halil Berktay Hoca'nın Batı Sol Türkiye'si. Halil Berktay Hoca'nın Batı Sol Türkiye'si bir söyleşi kitabı. 2015-2018 yıllar arasında yapılmış söyleşilerden oluşuyor. Yayın evi Kopernik Yayınları. Şimdi önce Halil Berktay Hoca'nın biyografisinden bir parça paylaşayım. 1947 yılında doğdu. Robert Koleji'ni bitirince Amerika'ya gitti. Ekonomi okuduğu Yale Üniversitesi'nden lisans ve yüksek lisans derecelerini 1968 yılında, daha sonra yöneldiği tarih alanında ise doktorasını İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi'nde 1991 yılında aldı. Türkiye'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Tarihi ve İktisadi Doktrinler Kürsüsü'nde asistanlık, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümlerinde öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca yurt dışında Michigan ve Harvard Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Müdür Yardımcılığında bulundu. Ana Britannica Ansiklopedisi'nin ve Europalia sergi projelerinin tarih danışmanlığını yaptı. 1998'den itibaren 18 yıl Sabancı Üniversitesi'nde çalıştı. Diyor, devam ediyor. İbn Haldun Üniversitesi'ndeymiş şu an, diyor orada. Biyografinin yazıldığı tarih için söyleyelim. Halen İHÜ'de Tarih Bölümü Başkanlığı ve Türkiye Çalışmaları Programı Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir, diyor. Halil Berktay Hoca'yı zaten medyayı takip ediyorsanız, bir de tarih konusuna meraklıysanız illa görmüşsünüzdür. Zeynep Türkoğlu Hanım'la beraber de program yapıyorlardı. TV24'te miydi? Oralardan da hatırlayabilirsiniz. Şimdi kitap güzel kitap arkadaşlar. Ben kitabı çok beğendim. Tabii ki de yine bak hep belirtiyorum bunu. Katılmadığımız mutlaka yerleri vardır ve olmalı da. Çünkü biz Müslümanca düşünüyoruz. Bizim mesela mutlaka söylediğimiz şey evrensel olmalı. Evrenselse hakikattir, evrensel değilse hakikat değildir. Bu kitapta çok işlenen bir fikir bu. Biz mesela böyle düşünmek zorunda değiliz. Müslüman kendi yerelliğinde doğru olanla tatmin olur ve doğru olanın doğru olduğunu savunur. Yani bir Müslüman mesela hırsızın elinin kesilmesini, evrensel olmasını beklemeyebilir. Bu Kur'an'da geçiyorsa bizim için zaten evrenseldir. Yani daha büyük dairede alemleri yaratan Allah'ın eseri olarak kainat, bütün evren, elbette Cenab-ı Hakk'ın yasaları orada evrenseldir. O ne diyorsa odur. Ama bunun iş altına indiğimizde kafirlerle mutlaka uzlaşacak bir zemini olmaya da bilir yani. İlla böyle bir zemin aramayız. Böyle bir zemin aramak bize bir tuzak gibi oluyor. Liberalizm bu tuzak üzerinden mümin gönülleri, gençleri çok avlıyor gibi hissediyorum ben. Naçizane, Allahu alem. Şimdi ilk notum 31. sayfada. Dünya düzeninin şu anki haline dair bir bilgi veriyor hoca. Kıymetli bir bilgi. Şöyle bir yerden başlayayım. Öngörülebilir, stabil, kuralları belli olan, nelerin yapılacağı ve nelerin yapabileceği belli olan, hiçbir değer yargısı izafe etmiyorum bunlara diyor. Bir dünya düzeni vardı. Ne zaman? Soğuk Savaş dönemini kastediyor. Ve çeşitli ülkeler, sosyal sınıflar, gruplar, hükümetler, yönetimler. Bu limitler içinde ne yapıyorlarsa yapıyorlardı. Daha belirli bir dünya vardı diyor yani. Şimdi öyle değil. Yani o eski dünya düzeninin çökmesinin üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. Ama hala bir belirsizlik ve kuralsızlık dönemi yaşıyoruz. Bu bir dünya düzeninin varlığına itimat yok. Şu güncel dünyada bir dünya düzeninin varlığına itimat yok diyor. Çok önemli. Hiçbir ülkenin itimadı yok. Yani Mısır'ın da itimadı yok, Türkiye'nin de itimadı yok, Meksika'nın da itimadı yok, İngiltere'nin de itimadı yok. Hatta AB üyesi ülkelerin dahi itimadı yok. Bir şey olursa bizi kim korur, bizim yardımımıza kim koşar, bize ne gibi haksızlık ve adaletsizlikler yapılamaz? Mesela şu veya bu ülkedeki şu veya bu yönetimi belirli büyük güçler şu veya bu yolla devirmeye kalkabilirler mi, kalkamazlar mı? Diyor ve devam ediyor. Yani diyor ki, ha şurayı da biraz okuyayım o zaman. Buraya da işaret koymuşum çünkü. Yıkıcılık dediğimiz olaylar, örneğin 1990 sonrasında
Sovyetler Birliği çöktükten sonra ve Doğu Avrupa çözülürken Yugoslavya'da ve başka bazı ülkelerde tekrar tekrar öyle olaylar yaşandı ki hani yeryüzünün belli başlı aktörleri, bu arada diyelim ki ABD veya Batı çok büyük bir laf, aşırı bir genelleme, parantez içi bir not var. Hoşlanmıyorum bu lafı kullanmaktan. Belirli kurallara saygı gösterirler mi, göstermezler mi? Bu konudaki güven ve itimat çok zayıfladı. Yaşarken hayatta bazı şeylere itimat duymanız lazım, değil mi? Toplum içinde. Sabahleyin evimizden çıkıyoruz, bir araca biniyoruz, iş yerimize geliyoruz, çalışmaya başlıyoruz. Yolda durup dururken saldırıya uğramayacağımıza, başımıza bir iş gelmeyeceğine, alışverişe girdiğimizde keza bir felaketle karşılaşmayacağımıza dair bir güven duymamız lazım. Toplum hayatı insanların karşılıklı duyduğu güven üzerine kurulu. Dünya düzeni de böyle bir şey. Ama bu güven yırtıldı büyük ölçüde. Keza dünya düzeni ve kurallar meselesine bağlı olarak ahlak sorunu çok büyüdü. Yani ahlaki kabul edilen ve edilmeyen şeylerin neler olduğu, yani karmaşıklaştı diyor. E bu niye oldu? Soğuk Savaş'tan sonra, Rusya'nın dağılmasından sonra Amerika ve Batı dünyası, hoca kullanmak istemiyor ama biz kullanabiliriz, çok menfaatine işler yapmaya çalıştı. Öncesi de öyleydi zaten ama bunu bir maskeliyordu, insani değerler bilmem şu bu falan maskesiyle. Bu maskenin de yırtılacağı kadar fahiş şeyler yaptı. Mesela işte Irak'ın işgali tamamen yolsuzlukla oldu. Yani orada kimyasal silah falan yoktu. Bugün kendi Dışişleri Bakanları bile itiraf ediyor ki yani delilsiz bir şekilde yaptık bu işi. Yanlış yaptık bu işi. Söylüyorlar artık. Afganistan'ın işgali falan vesaire. Bunlar hep unutulmadı. Müslümanlar tarafından da unutulmadı ve Müslümanlar bunu şöyle yordular. Yani Batı'nın da güvenilecek bir yanı yok diye. İnsanlık bunu okudu. Bu açıdan evet, güvenilecek bir şey kalmadı ama bu hayırlı bir güvensizlik. Garp husumeti baki kalmadı diyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz bunu hayra yoruyoruz hocanın ramına. Geldik 34. sayfaya. Amerika güçsüzleşiyor mu diye soruyor mesela söyleşi yapan kişi. Amerika'nın müdahale kapasitesi azalıyor diyor hoca. Tabii hala muazzam bir güce sahip. Fakat bu ekonomik, siyasi ve askeri gücünün de çeşitli kerteleri, kullanılabilirlik alanları ve dereceleri var. Açık, düzgün, düzenli devletler arası savaş anlamında yeryüzünde kimse Amerika ile savaşamaz. O alanda bütün dünyadaki üsleriyle, donanmasıyla, uçak gemileriyle, nükleer silahlarıyla ve benzeri büyük bir üstünlüğü elinde tutuyor. Bu da devamlı değil. Çin mesela donanma anlamında Amerika'ya yetişmiş durumda. Ama meydan okumalar illa 3. Dünya Savaşı biçiminde çıkagelmiyor ki. İran ve Kuzey Kore, daha önce Sudan'da Amerika'nın başına gelenler. Hamas ve Hizbullah benzeri yerel veya bölgesel örgütler karşısında Amerika'nın veya müttefiklerinin içine düştüğü durum. En aşırı örneğiyle IŞİD-DAEŞ. Dediğim gibi hiçbir değer yargısı atfetmiyorum. Kafamda böyle bir şey yok. Kafamda şöyle bir şey yok. Batı'ya, Amerika'ya karşı olan her şey iyidir. Yani böyle düşünmüyorum diyor. Batı'ya, Amerika'ya karşı olan her şey iyidir. Böyle düşünmüyorum. Dolayısıyla bunların hepsi anti-emperyalist kahramanlardır ya da tersi. Hiç öyle bir şey demek istemiyorum. Kurtaralım kendimizi böyle ideolojik çatılardan. Ama çeşitli örgütlerin, politik akımların, ülkelerin ve devletlerin eline daha önce olmayan bir ekonomik güç geçiyor. Daha önce olmayan teknolojiler ve silahlar geçiyor. Yani düşünün, 7 düvel ne zamandır DAEŞ ile uğraşıyor? Evet, yeniyorlar. Ama şu kadar yılda hala kökünü kazıyacak duruma gelmediler. Yapabilirler mi? Onu da bilmiyorum diyor. Yani Amerika'nın diyor eski şeyi yok. Şevketi yok. Darbe yapmak istiyor, yapamıyor diyor mesela. Bunları biraz ayrıntılı anlattım. 19. yüzyıl sonlarında kuvvet dengelerinin ne durumda olduğunu hatırlatmak için. Gel gelelim, aynı mekanizmalar işlemiyor bugün. Taliban, El-Kaide, El-Nusra, IŞİD her yere yayılabiliyor. Lokalize etmek çok zor, neredeyse imkansız. Ayrıca hakim oldukları her noktada 19. yüzyıl sonlarının Sudanlı Mehdicilerinden çok farklı teknolojiler ve yöntemlerle savaşıyorlar. Düzenli devletler bazında ise limitte İran ve Kuzey Kore ya nükleer silahlara sahipler
veya sahip olma yolunda ilerliyorlar. Kuzey Kore'nin var, İran'ın da var olduğu söyleniyor. Kendi çaplarında öyle bir ekonomik güce ve teknolojiye sahipler ki bunu yapabiliyorlar işte. Ayrıca bu tesislerini öyle yerlere yerleştiriyor, o şekilde maskeliyor ve derin mağaralara gömüyorlar ki en azından konvansiyonel silahlarla yok etmek imkansız. Bu ülkelerin Amerika'ya karşı bir saldırı savaşı açıp gidip Amerika'yı fethedecekleri falan yok. Ama diyorlar ki bana ancak nükleer silahlar da dahil topyekün bir saldırıyla diş geçirebilirsin. O zaman ben de senin canını hem de ciddi surette yakarım. Ve bu duruş karşısında Amerika çok fazla bir şey yapamıyor. Her ne kadar Trump bağırıp çağırıyorsa da. Biden da bağırsa çağırsa yine bir şey olmuyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 45. sayfaya. İkincisi, bir bahsin devamı burası tabii. Türkiye içinde siyasi alanda sahip olmadığı bir üstünlüğü kültürel alanda, kültür, sanat, edebiyat alanında elinde tutuyordu. Bu sol ideoloji hakkında söylüyor, sosyalizm hakkında söylüyor. Türkiye içinde siyasi alanda sahip olmadığı bir üstünlüğü kültürel alanda, kültür, sanat, edebiyat alanında elinde tutuyordu diyor. Türkiye'nin 20. yüzyıldaki büyük entelektüellerini, tanınmış yazarlarını, iktisatçılarını, şairlerini, ressamlarını, romancılarını sıralamaya kalksanız büyük çoğunluğunun derece derece komünist, sosyalist veya sol kemalist olduğunu görürsünüz. Böyle bir entelijansiye söz konusuydu. Yani entelektüel cemaat, cemiyet genellikle solculardan oluşuyordu diyor. Onlar hakimdi. Üçüncüsü, sosyalist sol tamamen yalnız da değildi diyor. Kemalizmle arasında karşıtlığın yanı sıra belirli bir ideolojik ve kültürel ittifak da söz konusuydu. Sekülerlik paydasından. Ama bu şey kısmı önemli. Entelektüel cemaatleri, cemiyetleri yenilmeden solculuk Türkiye'de yenilmiyor. Çünkü şeye hakimler hala, kültürel alana hakimler. Kültürel iktidar deniliyor ya, işte ona dair bir şey var burada. Evet, biraz konu değişsin diye buralarda hızlı ilerleyelim. Şöyle bir yere gelelim. 49. sayfa. İnsan serapa matematiksel rasyonellik içinde bir varlık değil. Hani bir matematik problemi çözmeye çalışıyorsunuz, bir yoldan gidiyorsunuz, çözemiyorsunuz. Anlıyorsunuz ki yanlış yoldasınız. Dönüp başka bir yol deniyorsunuz. Böyle yaşanmıyor hayat diyor. Devam ediyoruz. Geldik 56. sayfaya. İşte evrensellik bahsi burada geldi. Dedim ki ben bu tavrı, hoca kendi içindeki kırılmayı anlatıyor. Bir zamanlar koyu bir sosyalistken daha liberal çizgiye gelmiş ahir ömründe. Dedim ki ben bu tavrı kendim için benimsiyorsam, benimseyeceksem evet bunun genel bir doğru olduğunu düşünüyor olmalıyım. Yani artık savunduğum şeylerde bir genel doğruluk şeyi aramalıyım diyor. Kant'ın kategorik imperatifi de benim için çok önemli. Evrensel bir doğru olarak savunamayacağım hiçbir şeyi sırf kendin için veya özel durumlarda özel argümanlarla savunmayacaksın. Bu hocanın kendi duruşu. Buna katılmak zorunda değiliz yani. Başkaları için de geçerli olmadığını düşündüğün bir şeyi savunmayacaksın. Özel çıkarlar için, özel duruşlar için özel savunmalar kurgulamaya kalkmayacaksın. Bir durup ben bu evrensel bir ilke olarak savunabilir miyim diye düşüneceksin. Ve ona göre ayağını denk alacaksın diyor. Kendi içindeki kırılmayı anlatıyor burada. Evet, geldik. Sol yerliliğini kaybetti. Bu kitap içindeki en güzel söyleşilerden birisinin başlığı bu. İkinci söyleşi oluyor galiba. Başlık şöyle. Sol yerliliğini kaybetti ve bir daha yakalayamadı. Bu makale işte bugün de mesela CHP niye seçimi kaybetti? Sol niye iktidar alamadı? Bu şartlarda bile. Onun cevabı bu söyleşide var. Hoca hani anlatıyor. Solculuk diyor Türkiye'de yerel bir şey değil. Ve mutlaka halka üstten bakıyor. O da kırılmıyor. Bu nedenle hep kaybetmeye mahkum. Evet, bildiğimiz gibi bundan sonra olan şu. Bu yatay dünya, yani Avrupa'nın yüksekte olduğu, diğerlerinin alçakta olduğu, pardon,
bu yatay dünya yerini giderek dikey bir dünyaya bırakacak. Bu da eşitsiz ve asimetrik bir şekilde gerçekleşiyor. Sözünü ettiğimiz özel kültür ve medeniyet dairelerinden biri ve sadece birinin zamanla diğerlerinin üzerinde yükselmeye başlamasıyla gerçekleşiyor. Yani bu şeyi anlatıyor. Avrupa'nın yükseliş dönemini. Avrupa'nın yükseliş döneminden önce diyor, dünya yatay bir dünyaydı. Birbirinden ayrı medeniyet daireleri vardı diyor. Kendilerinin dayatmıyorlardı. Birbirlerinin bölgelerine giremiyorlardı. Ama Batı'nın yükselişiyle o biliyor bir tanesi bütün hepsine kendisini dayatmaya başladı. Dikey bir dünyaya dönüştük diyor yataydan. Yan yana tümsek veya höyüklerin yatay dünyası içinde bir tümseğin yükselip bir dağ haline gelmesi diğerlerini giderek daha fazla onun eteklerinde topluyor. Ve sonuçta o yatay dünya dikey bir dünyaya dönüşüyor. Hiyerarşik olarak örgütlenmiş, birinci, ikinci, üçüncü liglere ayrışmış, birinci dünya, ikinci dünya, üçüncü dünya ülkeleri falan. Artık kim en güçlü ve ya da en zengindir sorularını rahatlıkla sorup en basiti Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre cevaplayabileceğiniz bir dünyaya geliyoruz. Batı'da oluşup yayılan, adına kapitalizm, modernite veya kapitalist modernite dediğimiz yeni bir uygarlık türü eski yatay düzeni bozuyor. Deyim yerindeyse diğer bütün kültür ve uygarlık dairelerinin kapısına dayanıyor. Şu veya bu şekilde açarak bazen zorla kırarak içeri giriyor ve insanoğluna ilk defa içeride var olan ile dışarıdan gelenin bu kadar ani, radikal, derin ve şiddetli çatışmasını yaşatıyor. Nasıl dönüştürmüşler değil mi? Mesela Osmanlı toplumunun dönüşümünü okuyorum bu sıralarda. Küreselleşmenin aile üzerindeki etkileri ve İslami Perspektif Fatma Çetin Hoca'nın Zihle Kitap'tan çıkan eseri onu okuyorum. Mesela Osmanlı'daki aşamalarını anlatıyor. Yani toplum değişiyor. Batı'nın kendisini dayatmasıyla ona hayranlıkla bir merkezin kayması gerçekleşiyor yani. İslam merkezlilikten Batı merkezliliğe bütün Osmanlı toplumu dönüşmeye başlıyor. Tabi Cumhuriyet'te bu daha hızlı olmuş ama Osmanlı'da da bu var yani. Ta 3. Selim, hatta işte Kanuni'ye kadar götüren de var. Ama 3. Selim'den sonra bunun tezahürleri 2. Mahmut'la daha da şiddetli bir şekilde görünmeye başlıyor. Üstelik bu sadece siyasi bir olay da değil. Bazı yerlerde öyle. Örneğin Avrupalılar Kolomb'dan itibaren Amerikalıları doğrudan silah zoruyla ele geçiriyorlar. Çünkü Amerika yerlileri karşısında bu açıdan çıplak bedenlere ve tahta sopalara karşı çelik zırh ve kılıçlar gibi müthiş avantajları söz konusu. Ama başka birçok yerde de ekonomik ve kültürel süreçler öne çıkıyor. Sanayi devriminin ürettiği ucuz emtia Batı kapitalizmi için bir koçbaşı. Bak, sanayi devriminin ürettiği ucuz emtia, ucuz mallar Batı kapitalizmi için bir koçbaşı. Asya'nın kalelerini serbest ticaret yıkıyor. Asya'nın kalelerini serbest ticaret yıkıyor. Bunun en sert ve çarpıcı ifadesini Marx ve Engels'in Komünist Manifestosu'nda buluyoruz diyor, devam ediyor. Burayı da geçelim, biraz hızlı gidelim. O yarısını geçmiş sürenin. Farklı temalar, farklı konular. Heh. Geldik 69. sayfaya. Bu bakımdan şöyle bir yerden alıyorum. Fransız devriminin doğurduğu en büyük 3 ideoloji içinde, liberalizm ve Marksist sosyalizm nasyonalizmden, milliyetçilikten ciddi surette ayrılıyor. Biraz açayım. Fransız devrimi ve sanayi devrimi 3 büyük ideoloji doğurdu. Bak, Fransız devrimi ve sanayi devrimi 3 büyük ideoloji doğurdu. Başlangıçta 1789'un sloganı birleşikti. Bizde meşrutiyet, ikinci meşrutiyetin sloganları bunlar. Liberté, égalité, fraternité. Yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Geç dönemde Osmanlı Türkçesiyle hürriyet, müsavat, uhuvvet. Bir süre bu üçünün birden olabileceği sanılıyordu. Zamanla ne oldu? Bu üçü ayrıştı. Hürriyet, müsavat ve uhuvvet birbirinden ayrıştı diyor. Özgürlük liberalizmin köşe taşı ve temel sloganı oldu. Özgürlük liberalizmin eline geçti. Eşitlik sosyalizm tarafından sahiplenildi. Kardeşlik milliyetçiliğin topyekün birlik ve beraberlik arayışına dönüştü. Nasyonalizmi bir kenara bırakırsak liberalizmin ve Marksizmin şöyle bir ortak yanı var. Bütün insanlığa hitap etmek, bütün insanlık için geçerli bir teori,
model ve düşünce normları getirmek iddiasındalar diyor. Ve devam ediyor. Ama orada ideolojileri birbirinden ayrıştırması, o Fransız devriminin doğurduğu üç kavramla açıklaması bana güzel geldi, ilginç geldi. O yüzden paylaştım sizinle. Devam ediyoruz. Marksizmin devrim modeli diyor, Fransız devriminin abartılması ve aşırı teorize edilmesinden ibarettir. En azından modern çağda 1500'den sonra toplumlarda hep böyle devrimler oluyor da Marx hepsine bakmış ve incelemiş de ortak tecrübelerini özetleyip öyle bir modele varmış. Yok böyle bir şey. Ekonomik temel ve üst yapı, ekonomide yeni bir sınıf veya sınıfların gelişmesi, sonra o yeni sınıfların aşağıdan ayıklanıp eski hakim sınıfı devirmesi diye teorileştirdiği şey, Marx'ın komünizmde teorileştirdiği şey, sonuç olarak sadece ve sadece Fransız devrimi. Yani bir ülkede yaşanan bir devrimin bütün dünyaya dayatılması gibi ideolojik olarak. Buna bir de getirip kapitalizmi ve işçi sınıfını monte ediyor. Burjuvazinin feodal aristokrasiyi yıktığı gibi diyor. Proletarya da burjuvaziyi yıkacak. İlk önerme de sakat, ikincisi de. Nitekim aslına bakarsanız Marksist teoriyle devrim yapmanın, daha doğrusu Marksist teoriye sarılan bir partiyle devrim yapmanın Avrupa içinde tek bir örneği var, Rusya. Ama o da kalıcı olmadı. Keza Marksist teorinin Avrupa dışı toplumlara uygulanması çerçevesinde Asya, Afrika ve Latin Amerika'da Marksist teoriye sarılan bir parti veya örgütle devrim yapmanın gene çok az örneği var. Çin, Vietnam, belki Küba. Gerisi özel iktidar patikaları değil, ancak dış himaye ve vesayet altında kurulan rejimler. Doğu Avrupa veya Kuzey Kore diyor. Zaten sosyalist kamp veya sosyalist blokun doruk noktasında diyelim 1960'lar veya 70'lerde alt tarafı 15 kadar ülkede gerçek komünist partisi diktatörlükleri söz konusu. Mısır, Suriye, Irak, Libya ve Yemen gibi Arap sosyalistlerini, Etiyopya'yı, Angola ve Mozambik'i bunun dışında tutuyorum diyor ve devam ediyor. Biz de devam edelim. Biraz. Bu da güzel mesela. Bir tahlil. Solcular için söylüyor bunu. Çok indirgemeci bir sosyolojiyle bakıyorlar ve bu gerçek anlamıyla içinde yaşadıkları toplumu, birlikte iş yapmayı arzuladıkları yerliliği tanıma ve anlamalarını önlüyor. Toplumun kültürel mahremiyetini nüfuz edemiyorlar. Çok kilit bir cümle bence. İşte CHP bunu anlasa problemini anlar. Toplumun kültürel mahremiyetine nüfuz edemiyorlar. Türkiye'de bunun büyük istisnası, yeri gelmişken hemen kaydedeyim, Nazım Hikmet'in memleketimden insan manzaralarının çeşitli bölümleri. Nazım da ne zaman ki bu toplumda nasıl devrim çıkaracağım kaygısını aşıp, deyim yerindeyse sosyalist gerçekçiliği aşıp kendisi sadece gözlemci gerçekçiliğe bırakıyor. Kendisini sadece gözlemci gerçekçiliğe bırakıyor diyor. Olanı değerlendiriyor. Bir şey dayatmıyor. İşte o zaman içinde yaşadığı toplumun kültürel mahremiyetine dahil olabiliyor. Ve ilginçtir. Bana da çok tabii geliyor. Bu ancak hapiste geçen yıllarında teorinin icbar ettiği politikadan ister istemez koptuğunda mümkün olabiliyor. Bu büyük istisna bir yana Yakup Kadri'nin Yaban romanındaki Kemalist zabitin o köye yabancılığı, kendisini yaban dışarıdan gelen birisi olarak görmesi, köylünün de onu öyle görmesi hali var ya, diyebilirim ki Marksist solun pek çok ülkede kendi toplumuna bakışı, bütün halkçı belagatine karşın son tahlilde bundan çok farklı değil, diyor ve devam ediyor. Biz de devam edelim. Bak bu da güzel. 90. sayfaya geldik. Diyor ki yani sol gerçekten bir bütünleşme arıyor mu İslamiyet'le, Müslümanlarla gibi böyle bir mevzu konuşularak geliyor. Söyleşi yapan soruyor. Gerçek bir bütünleşme düşüncesi ve çabası var mı peki diyor solda. Hiç öyle bir şey olmadığını söylemeye çalışıyorum. Hiç öyle bir şey olmadığını söylemeye çalışıyorum. İştenlikli bir atılımdan çok bölük pörçük zorlamalar söz konusu. Bölük pörçük zorlamalar. İşte bu seçimden önce CHP'nin başörtüsü falan filan mevzularında, helalleşme konularında falan açılımları gibi. Örneğin İslam ile barışmaya çalışırlar ama her zaman kendi terimleriyle. Faraza biri oturur, büyük devrimci Hazreti Muhammed diye aleyhissalatü vesselam bir yazı yazar. Zira Muhammed'in kabul edilebilmesi için
illa Marksist terimlere tercüme edilmesi gerekir. Devrim tartışılmaz bir değerdir. Hazreti Muhammed büyüktür çünkü o da devrimcidir. Güya bunu böyle yaparsan, böyle yazarsan Hazreti Muhammed ve Müslümanlık ile barışmış olacaksın ve dindar insanlar da gelip seni benimseyecekler. Bir yerde çocuk kandırmak gibidir bu diyor. Bu tür çabalar her zaman ikiyüzlü ve içten hesaplıdır demiyorum ama sonuçta yereli ve yerliliği tanıma noktasına varamaz. Bence yerlilik toplumu içeriden tanıma kapasitesidir. Bak yine kilit bir cümle. Bence yerlilik toplumu içeriden tanıma kapasitesidir. Asıl yerlilik budur yani. Devam ediyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Bunlar aynı konular olduğu için ne de olsa söyleşi tekrarlar var ister istemez. Şöyle bir yerden başlayalım. Öncesi var mı? Altını çizerek belirtiyorum. Buradan başlayalım. Altını çizerek belirtiyorum. Askeri bürokratik zümre dediğimiz şey aslında tam anlamıyla bir sosyal sınıftı. İster askeri, ister mülki okullarda modern eğitim görerek vücut bulan bu sınıfın kültürü esas olarak Alla Franca'ydı. Alafranga. Ha. Öyle söylüyorduk biz ya. Nasıl söylediğimizi unuttum. Alafrangaydı. Ve kendini Osmanlı Türkiye toplumu içinde Batı medeniyetinin temsilcisi sayıyor. Bak kendisini Osmanlı Türkiye toplumu içinde Batı medeniyetinin temsilcisi sayıyor. Toplumun kalanına Alaturka kesime yani büyük çoğunluğuyla İslami kesime ise ithal edilmiş ve içselleştirilmiş Avrupa merkezciliği çerçevesinde Türkiye'nin ilkelleri gözüyle bakıyordu. Büyük çoğunluğu köylü olan bir toplum tarımla, taşralılıkla ve dindar Müslümanlıkla belirlenmekteydi. Söz konusu Alafranga kesim ise kendi misyonunu o diğer kesime medeniyet götürmek, Batı medeniyetini götürmek olarak görüyordu. Bu açıdan büyüyen bir birikim ve iddia söz konusudur. Ziyon Türklerin beceremediği şeyi Kemalist kadro başardı. Türkiye'nin o yok olmanın eşiğindeki bağımsızlığını savundu, korudu, konsolide etti ve yeniden tanımladı. Bu başarı sayesinde kendi sınıfsal hegemonyasını kurdu ve kendi suretinde bir millet yaratmaya koyuldu, diyor Halil Berktay Hoca. Arkadaşlar süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Bir alıntı daha belki okurum. Ha, şunu okuyayım mesela. Diyor ki şöyle bir 20. yüzyılda faraza 2. Dünya Savaşı'na giden dönemde liberalizmin mirasçısı Batı demokrasileri, 19. yüzyıl sosyalizminin mirasçısı Sovyetler Birliği ve Stalinizm, 19. yüzyıl milliyetçiliğinin mirasçısı da faşizm ve nazizm oldu. Vardı ya az önce özgürlük, eşitlik, kardeşlik bunlar. Bunların izdüşümleri. Günümüzde bunlardan Marksizm tamamen çökmüş durumda. Liberalizme öyle bir meydan okuma da kalmadı. Milliyetçilik ise her şeye rağmen en azından Batı ülkelerinde Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi bir kitle seferberlik ideolojisi mertebesine yükselecek durumda değil. Yani Avrupa'da şu an milliyetçilik o kadar güçlü bir noktada değil diyor. E doğru yani tam iktidar alacak kadar güçlü değil. Gel gelelim liberalizm de o kadar birey merkezli ki insanlara herhangi bir makro proje sunmuyor. Çok ciddi bir manevi ve ruhi boşluk bırakıyor. Türkiye'de bu manevi açlık çok aşikar. İslamcı kesimin yükselişinde önemli bir rol oynuyor. Batı liberalizminin değil ama Batı modernitesinin bir türevi olan İttihatçı ve sonradan Kemalist modernizm büyük bir ideolojik boşluk bıraktı. Yeni bir insanlık ve vatandaşlık ideali, demokratik, eşitlikçi, toleranslı bir vatandaşlık ideali yaratıp insanları buna angaje edemedi. Uğruna yaşanabilir bir şey haline getiremedi. Zaten yaşanmaz da. Bu problem dünyada da mevcut, Türkiye'de de diyor yazar ve devam ediyor. Biz devam etmeyelim çünkü yarım saatimizi doldurduk. Kitabın ismini tekrar söylüyorum. Batı Sol Türkiye bir söyleşi kitabı 2015-2018 arası hocanın yaptığı bazı söyleşilerden derlenmiş. Halil Berktay'ın Kopernik yayınlarından çıkan bir eseri. Ben kitabı okudum, çok istifade ettim. Katılmadığım şeyler elbette oldu. Bunu başta da söyledim ama genel anlamda özellikle solak üzerine tahlilleri,
dünyanın gidişatı üzerine tahlilleri hocanın bana ufuk açıcı geldi. Yani üzerine düşünmesi gereken çok şey söylüyor. Bir kısmı zaten zahir ama bir kısmı da daha böyle altyapıya oturmuş oluyor. Bakalım gelecek nasıl şekillenecek? Batı nasıl olacak? Sol nasıl olacak? Türkiye nasıl olacak? Allah bahtımızı hayra çıkarsın diyelim. Pekala, bir fosforlu kalemden de bu kadar. Başka bir kitapla yine bir fosforlu kalemde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.